Şimdi yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu İstanbul Kemerburgaz yolunda bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne sebep olmuştu. Kaza sonrası yurt dışına kaçan anne ve oğul hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Acılı baba Özer, CNN Türk ekibinden Arife Yılmaz'a konuştu. İyi misiniz? Abi, iyi misin? Duyuyor musun? Tek var mı bir şey? Abi konuşsun. Evladını kaçırarak korumaya çalışmaz. Benim evladım ölünce demesi lazım ki keşke benim evladım da ölseydi. Abi ben asla ölmesini istemem. 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu. Sürücü Cihan Timursa annesiyle birlikte yurt dışına Mısır'a kaçtı. Acılı aile adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyor. 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği o elim kaza işte burada Kemerburgaz yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Oğuz Murat 4 arkadaşıyla birlikte ATV ile gezintiye çıkmışlardı. Ancak o ATV araçlarından biri arızalandı ve bu yol üzerinde durmak zorunda kaldılar. İşte ne olduysa o anda oldu. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü önce ATV aracına ardından da bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarına çarparak metrelerce savurdu. Kazadan sonra sürücü Timur Cihan'ın annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen anne Eylem Toksa oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi. Çocuğunu gelmiş almış oradan. Bizim çocuklarımız orada bırakmış. Kendi kamuoyuna bir duyuru yapmış. İşte biz yardım ettik, ambulansı aradık, şöyle yaptık. Anne yazar Eylem Tok oğlunu aldıktan sonraki ilk durağı havaalanı oldu. Kaçtıkları o anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yazar Eylem Tok sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'ye dönüp adalete teslim olacağız, tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum dedi. Onun yaptığı beyanların çoğu duygu, ben teslim olacağım diyor. Bugün yakalama kararı çıktı biliyorsunuz. Bunlar çıkmadan teslim olsaydı daha iyi değil miydi? Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın gözü yaşlı ailesi şimdi adaletin yerini bulmasını istiyor. Adaletten kaçırmaz. Bugün olmaz yarın. Yarın olmaz öbür gün. Ama muhakkak adalet tecelli edecektir.